Biri 12 yaşında Muş'ta bir e, yatılı Kur'an kursunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden evladımızla ilgili, Musa. Evet, Tolga Şardan'ın yazısında, bugün bilmiyorum Tolga'yı okuma fırsatınız evet, evet. oldu mu? Evet. Tolga muhteşem bir yazı yazmış bu evladımızla ilgili, coğrafya kader midir diye. Yani Bir kere Tolga'ya minnettarım e, bu güzeller güzeli evladımızı gündemden düşürmediği ve bu yazıyı yazdığı için... Zira herkes bu meselenin üstünü kapatmaya çalışıyor, yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. 4 Temmuz günü hayatını kaybediyor bu güzelim evladımız ve 10 Temmuz günü Türkiye'nin haberi oluyor. Halen son derece şaibeli bir dosya ve şu fotoğraftaki güzelliğe, saflığa, naifliğe bakar mısınız? 12 yaşındaki bir evladımızı bir Kur'an kursunun bir kapısının kolunda kaybetti bu ülke. Bir bayram günü. Biz bunu konuşmayacaksak neyi konuşacağız acaba? E, ayrık ön iki dişiyle tebessüm ettiği bu fotoğrafı kaldı geriye diye yazdı Tolga. Bakar mısınız ya? Ben bir anne olarak bakamıyorum bu fotoğrafa yani. Böyle bir şey nasıl yaşanabilir bu ülkede? Nasıl? Nasıl olabilir? Ve nasıl bugün biz bu failleri veya ne yaşandıysa onu bilmiyoruz bulamıyoruz, konuşulmuyor bu mesele mesela. Bir ikincisi de senin gündeme getirdiğin umut. Umuta ses ol. Bugün gördüm gene o dosyada da hiçbir ilerleme yokmuş galiba Timur. Neydi? Anlatır mısın? Yok. Şöyle Umut Gündüz e, lisanslı bir sporcu. E, e, yani bir kız kardeşi var. Kendi henüz 19, 19 yaşında. E, ve Ankara'da antrenman yapıyor. Ve antrenmandan 15 Temmuz günü e, bir, iki, bir yıl önce bisikletiyle evine dönüyor. Ve bütün bareti var. Işıklı uyarıları var ve yanında bir arkadaşı da var. Zaten ve profesyonel lisanslı profesyonel var. Var. Evet, bir yani sporcu bu çocuk yani. Sıfır kusur. Yani hiç kusuru yok. Ve Bodrum'un orada giderken alkollü bir sürücü. Alkollü bir evet, sürücü. Evet alkollü bir sürücü. Umut'a çarptı. Ve Umut hayatını kaybetti. 19 yaşında üniversite sınavına girmiş. Ve Muğla Spor Akademisi'nde spora devam etmek istiyor. Çünkü doğa tutkunu bir genç. idealleri olan bir genç ve o doğa tutkusuyla yani yarışma azmiyle bu spora gönül vermiş bir genç. Ve bir kendini bilmez aşırı süratli giden kişi çarptı ve öldürdü Umut'u. Umut'un ailesi Menderes Bey, Menderes Gündüz babası, annesi Asuman Hanım gittiler. Onun çok katılmak istediği Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna Çocukların almak için bu ekranda da gördünüz. Pankart açarak onu almak istediler. Ve burada gözaltına alındılar. Saatlerce güneş altında bekletildiler. Bu pankart için değil mi? Evet, bu pankart için. Güneş altında bekletildiler. Ya bir vali yardımcısı iddiaya göre bir vali yardımcısının talimatıyla temde sorgulandılar. Yani terörle mücadeleye götürüldüler. Terörle mücadeleki bazı polisler bir ya sizin burada ne işiniz var dediler. Ama bu aile vazgeçmedi Menderes Bey. Ve gerçekten de yani ülkemizde çünkü bisiklet sporcuları ve bisikletli sürücüler defalarca aynı kaderi yaşadılar ve sürekli yaşamaya devam ediyoruz. Daha çok yakın zamanda çok kıdemli, deneyimli bir bisikletçimiz de aynı şekilde hayatını kaybetti. Bu Her pankart Cumhurbaşkanı'na hakaret mi kabul edildi? Hayır, Cumhurbaşkanı'na hakaret kabul edilmedi. Hangi miydi? gerekçeyle böyle bir, bir pankart? Bu, bu pankartın bir de İngilizce versiyonu olabilir. var. Kankart tören sırasında bunu açtıklarında Menderes Bey de bir konuşma yapıyor. Yani işte Babası, baba bisiklet... evladını kaybetmiş evet, evet, yani, olan acılı baba bir konuşma evet. yapıyor. Ya Ve diyor ki yani bakın bu şeyiz yani. Biz oğlumuzu kaybettik. Ya daha yüce bir şey var mı? Bakın bir anne baba çocuklarını kayıp kaybet, umutlarını kaybetmişler. Başka çocuklar ölmesin diye, başka sporcular ölmesin diye Cumhurbaşkanı bir çağrıda bulunuyor. Bir çağrıda bulunuyor. Ne var bunda yani? İşte ama böyle o çağrıyı yaptıktan sonra hemen korumalar geliyor. Etrafları içinde şey yapılıyor. Hemen bir otele götürülüyorlar. Önce orada sorgulanıyorlar. Sonra oradan bırakılıyorlar. Menderes Bey'in koluna başka bir polis giriyor sizin bir misafir edeceğiz diyor. Ya, niye filan diyor. Gözaltına alınıyorsunuz diyor. Ve dava süreci başladı geçtiğimiz günlerde. Dava sürecinde aile taleplerde bulundu. Çünkü bisikletle ona yani bisikletli sporcumuza çarpan, arabasıyla çarpan kişi plakasını düşürmüştü olay yerinde. Ve plakadan hemen yeri tespit edildi. Gitti evinde yakalandı ve yakalandığında hala alkollüydü. Yani teste götürüldü. Alkollü çıktı. 4 ay tutuklu kaldı. 5 ay pardon 5 ay tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. Aile de diyor ki ya buna karşı özellikle bu bisiklet sporcuların, bisikletlik sürücülerin, yani bisikletlilerin korunması için yaptırımlar olsun. Daha böyle bu insanların dikkat edeceği bakın bunların hepsi bisikletli ölümler. Yani bu insanların hayatlarını koruyacak, sürücünün daha dikkat etmesini sağlayacak yasal düzenlemeler olsun. Bu cezada ibretlik ve ceza olsun. Ve bununla ilgili taleplerde bulundular duruşmada. Ne oldu da. sonra? Hiçbiri kabul edilmedi taleplerinin. <laughs> Buyurun. Hiçbiri kabul edilmedi. Ve çıktı özür dilerim dedi şey. Sanık. Ve çarptığını da söyledi. Kabul de etti. Ve tutuklama kararı da yine gelmedi. Ve Umut gencecik. Ve Umut dolu. Yani o aile... Evet, yani o gencimizi kaybettik. Bir de o Kur'an kursundaki ölüm olayı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu ülkede ben böyle yani Badeci Şey'in Sır Odası diye bir kitap hazırladım. Ve kitabı hazırlarken çok vahim olaylar olduğunu biliyordum. Tekrar söyleyelim. Timur Soykan'ın badeci şeyhin sır odası gerçek bir tarikat hikayesi. İçi rezil hikayelerle dolu bir bayram akşamı daha fazla canınızı Aynen. sıkmayayım ama evet. tahmin edebiliyorsunuz badeci şeyhi. Evet. Onu hazırlarken dedim ki ya insanlar inançlarından dolayı farklı biçimler yaşayabilirler. İnançlarından dolayı farklı organizasyonların içinde de yer alabilirler, partilerde de yapacak. Ama bakın bu tarikatlarda ve bu dini yapılanmalarda çok sık gördüğümüz bir olay var. İsmail Saymaz'ın yazdı, geçenlerde yazdığı yazı. Bu Uşak tarikatının lideri biliyorsunuz 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Ve işin daha da yani o kadar deşifre olmuş, ortaya çıkmış bir hali var ki. Kızın babası, 12 yaşındaki çocuğumuzun babası telefonla arayarak şekilde konuştu ve Uşaki tarikatı o Fatih Şaban denen kişi telefonda bunu kabul etti. Evet dedi yaptım dedi. Daha sonra dedi ki bakın peygamberimizi de çeşitli örneklerle kullanarak siz dedi bundan gurur duymanız lazım ma getirdi. Kendisi bir peygamber statüsüne koyarak. Bunun gibi tekliflerde para teklif etti ve bunların kayıtları ortaya çıktı. Yani tacizi kabul etti bu adam. Ve bu olaya rağmen bütün bunların ortaya dökülmesine rağmen tutuklandı sonra. Halk tepki gösterdi tarikata. Ben o günlerde dedim ki bakın bu tarikatın müritleri şeyhe biat etmeye devam edecekler. Ve aynısı oldu. Ve geçtiğimiz günlerde Çorum'da, Sungurlu'da bu 12 yaşındaki kız çocuğumuz baba, babaannesi ve halasıyla yürürken tarikat mensubu kadınların saldırısına uğradılar. 12 yaşındaki çocuğa saldırdılar. Ya? Yani çok büyük bir bu. Senin söylediğin Bundan işte yani bir problem var. Hakikaten yani bunu nasıl aşacağız? Yani ya şu anlattığın akın, şey... Yani İsmail bunu tutanaklar aileyle konuşarak yazdı İsmail Saymaz. Ve öldürün diye bağırdılar. Yani çocukları babaannesi falan darp edildi. Bununla ilgili davacı oldular. Ve bir süre o sırada yani bu olduktan birkaç gün sonra meclisten yargı reformu paketi içerisinde çocuğun tacizi uğraması halinde bunu somut delille kanıtlaması evet. gerektiğine dair yasa çıktı. Ve bu tarikatın mensupları sosyal, sosyal medyada Elhamdülillah, müjde diye paylaşım yaptılar bu yasayı destekleyen. 13. Yani. madde. 13. madde. Bakın. İşte bu. Müjde müjde 13. madde Elhamdülillah. Teşekkürler TBMM. Ya arkadaşlar bakın ben pek çok konuda insanın özgürlük alanlarına dair bir şey söylemem. Ama bu tarikatlarda şöyle bir gerçek var. Yani Badri Şeyh'in kitabını incelerken ve diğer tarikatları incelerken de bunu çok net görme fırsatım oldu. Bu tarikatların ana sloganı her zaman şudur. Şeyh müritleri elinden tutup cennete götürecek kişidir. Bunlar sahte peygamberdir. Bunlar kendileri peygamber demeyen sahte peygamberlerdir. Bunların kutsallığı şöyle tarif edilir. Bütün müritler ahiret günü geldiğinde bizi alıp Allah'la konuşup bizi cennete götürecek olan kişi derler ve şey öyle konumlanır. Yani kutsallığı ve Allah katını falan yükseltilir. Ve bununla ilgili sayısız örnek vardır. Ve bunu yaparken de yani o Allah katında konumlanırken de müritlerin yapması gereken koşulsuz biat etmektir. Hatta ana slogan şudur. İmamın önündeki, önündeki ölü gibi olacak mürit. Ve bu uşak tarikatı şeyi de onu söylüyordu her konuşmasında. Siz şeyi sorgularsanız tarikat olmaz. Bu olması mümkün olan bir şey değil. Ve bu yapılara şey, büyük bir kutsallığa yükseltiliyor, yükseltiliyor. Müritler de bir köleye dönüştürülüyor, bir robota dönüştürülüyor, bir nasıl diyeyim düşünme, muhakeme yeteneği olmayan, mantığı olmayan canlılara dönüştürülüyor. Ve bu aradaki uçurum devasa bir bataklık. Orada sorulara yanıt bulamazsınız. Ben Badi şeyin sır odasını yazdığımda müritlerden, Hiçbir şikayetçi değildi. Biz bu ibadete devam etmek istiyoruz diyorlardı. Okudum çünkü, ben de kapılmıştım. Ve çünkü şeyden onları sorgulama hakkı yok. Bir düşünün bakın kadınlar 12 yaşında taciz uğramış kız çocuğuna saldıracak kadar algılarından, benliklerinden, vicdanlarından her şeyden vazgeçmiş vaziyetler. Ve bu tacizciye, bu sapığa bir şekilde destek olmak için bunun kampanyasını yürütüyorlar. Türkiye'de şöyle bir gerçekliği yüzleşmesi gerekiyor. Bu tarikatlar gerçekten evet arka sokaklara gittiğinizde şu çok var. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şeyhi olmayan cennete gidemez. Ve o AKP iktidarı boyunca bunlar fiili bir dokunulmazlık sağladılar. Bunlara kimse dokunamıyor. Bunları soruşturmak bile e, devlet kademesinde de cesaret istiyor. Bir savcı soruşturma açtığında azel... acaba diyor bana ne olur? Bu az bu önce şey az önce ya. ekrana getirdiğimiz 12 yaşındaki o gül gibi evladımız Mehmet Halit onunla da ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. İşte bakın o o yani Hiç kimse öğrenmesin. Ya. Hiç kimse bunları konuşmasın. Bu çocuğu böylece unutu verelim. Bir kapının koluna asılı bir vaziyette. Ya, yani mi? bunlar isteniyor herhalde. Şişir Ensar Vakfı ile ilgili sorgulama çıktı. Aile Bakanı dedi ki bir kere oldu bu dedi. Bir kereden bir şey olmaza gelecek laf söyledi. Ya duruşma bir, bir duruşmada dava sonuçlandı. Bir önce bitsin de kapansın olay diye. Ya bu ülke bununla yüzleşmiyor. Ve bizim çocuklarımız ya ya batsın bu ülke yani eğer biz çocuklarımıza gerçekten sahip çıkamıyorsak çocuklarımız tarikatların elinde bu hallere istismarları uğruyorsa bu bir ülkeyi kahretmek için bin kere yetecek bir gerçektir. Ama buradaki temel problem tarikatların varoluş olarak bir istismar alanı olmasıdır. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu yasalarımıza göre yasaktır. Ve saklanmalıdır ve denetlenmelidir. Denetlenme derken tarikatları denemek demekten bahsetmiyorum. Yasağın denetlenmesi gerekiyor. Bu istismar aranan alanlarını...